Merhabalar. İzmir Ekol Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinden Kadın Hastalıkları ve Doğum aynı zamanda Perinatoloji Uzmanı Doçent Doktor Gürsoy Pala ben. Bugün sizlerle riskli gebelikler hakkında konuşacağız. Tabii riskli gebelik artık hepimiz çok sık bir şekilde karşımıza çıkmakta riskli gebelik. Özellikle de girdiğiniz kadın doğum kliniklerinde perinatoloji alanında çok sıklıkla görmektesiniz. Perinatoloji daha çok zaten dediğim gibi riskli durumlara bakan, gebe takibini yapan branş olarak karşımıza çıkmakta. Kadın hastalıkları doğum ihtisasının üzerine 3 yıl daha perinatoloji ihtisasından sonra verilmekte. Tabii riskli gebeliklere bakmakta. Riskli gebelik neden olur, neden oluşabilir? Aslında onları da biraz özetlemek lazım. Riskli gebelik özellikle annenin kronik hastalıkları veya gebelik süresince oluşan süreçteki hastalıklar veya bebeğin gelişimi, büyümesi ya da genetik durumuyla ya da yapısıyla ilişkili riskli olabilen durumları bize kısaca özetlemekte. Tabii bunu öngöremiyoruz biz her zaman. Öngörmek mümkün olmuyor. Tabii ki bir kronik hastalık varsa bunlar gebelik öncesinde özellikle kontrol altına alınması gerekmekte. Bu durumda da hem ilgili branştan hem de gerekirse perinatolojiden ve gerekirse kadın hastalıkları doğum uzmanından mutlaka bilgi almanız gerekmekte. Bunun dışında tabii gebelik sürecinde bazı problemler oluşabiliyor ya da bebeğin gelişimi, büyümesiyle ilgili sıkıntı oluşabiliyor. Bunları da çok iyi bir şekilde takiple biz tespit edebiliyoruz. Tabii riskli gebelikleri kimler takip etmeli? Riskli gebelikleri özellikle perinatoloji uzmanlarının takip etmesinde fayda var. Ya da en azından perinatoloji uzmanından bir görüş alınarak takip edilmesi her zaman için iyi olmakta. Tabii neler risk oluşturabiliyor? Bizim için neler önemli? Nelerde doktora başvurmanız lazım? Özellikle dediğim gibi kronik hastalıklar çok önemli. Kronik hastalıkların kontrol altına alınması lazım. Bununla ilgili semptomlar bizim için önemli olabilir. Onun dışında tabii gebeliğin getirdiği bazı problemler olabiliyor. Mesela bir vajinal kanama çok çok önemli. Bunu mutlaka değerlendirmesi lazım. Onun dışında tabii ki suyun erken gelmesi olabilir. Sancıların erken başlaması olabilir. Rahim ağzında bir yetmezlik durumunda ilgili bir problem ortaya çıkabilir. Bunların da çok iyi bir şekilde değerlendirip takip edilmesi lazım. Yine bebeğe bağlı suyunun az olması, fazla olması, bebeğin yapısal problemlerinin olması ve genetik bir problemi olması bizler için çok önem kazanmakta. Tabii bizler neler yapıyoruz? Bizim tabii ki yaptığımız aslında şu. Öncelikle biz gebeyi ya da gebe anne adayını biz gebelik öncesi görmeyi çok istiyoruz, arzuluyoruz. Yani bir planlı gebelik olması bizler için çok çok önemli. Planlı gebelikte tabii neler yapıyoruz? Biz belli bir risk değerlendirmesi yapıyoruz. Risk değerlendirmesi yaptıktan sonra dediğim gibi bir hastalığı varsa ya da bu hastalığına bağlı kullandığı ilaçlar varsa bunları düzenlemeye çalışıyoruz. Onun dışında dediğim gibi bir folik asit başlıyoruz. Çok çok önemli bu. Gebelik öncesi folik asit başlanması özellikle spina bifida olasılığını azaltmakta bizler için çok çok önem kazanmakta. Onun dışında tabii ki bebeğin gelişimini takip ediyoruz. Tabii bu illa gebelik öncesi olmazsa gebeliğin ilk öğrenildiği zamanda da mutlaka bir değerlendirme yapılması gerekmekte. Gebelik süresince de biz belli açılardan değerlendiriyoruz. Tabii gebelik aslında doğal, fizyolojik bir süreç. Genellikle de sıkıntı olmuyor. Ama riskli bir durum söz konusu olursa bu sefer takipleri daha sık bir şekilde gerçekleştirmemiz gerekmekte. Bunun dışında tabii ki bizim bazı muayenelerimiz çok çok önemli. Özellikle 11-14. Gebelik haftasında özellikle bebeği bir değerlendirmemiz lazım. Burada tabii nelere bakıyoruz biz? Ense kalınlığına bakıyoruz. Burun kemiğine bakıyoruz. Bazı markerlarımıza bakıyoruz. Yani bunda da bir genetik olarak özellikle Down sendromu için bir risk hesaplaması yapabiliyoruz. Halk arasında sıklıkla bilinen ikili tarama testi yani ilk 3 ay testi bizim söylediğimiz şekilde ilk 3 ay testini yapıyoruz. Tabi burada bir risk değerlendirmesi yapılıyor. Tabi bu her zaman risk doğru bir şekilde tespit edilemeyebiliyor. Böyle durumlarda kanda DNA testi yapılabiliyor. Yine erken haftalarda. Bunlar dediğim gibi hastaya mutlaka gebemize mutlaka bunların açıklamalarını yapıyoruz. Bunlar dışında da özellikle ileri haftalarda bir anatomik değerlendirme özellikle 18 ila 22. haftalar civarında bir bebeğin anatomik değerlendirmesi yapmak yani detaylı bir ultrasonu yapmak çok çok önem kazanmakta. Bu durumu da dediğim gibi perinatoloji uzmanları genellikle bu tarz takipler yapabiliyor. Kadın hastalıkları doğum uzmanları da bizlere yönlendirebiliyorlar. Tabi bunların da ilgili riskli bir durum söz konusuysa buna bağlı olarak mutlaka bizim daha sık bir şekilde takip etmemiz, yeri geldiğinde haftada iki kez, yeri geldiğinde yatırarak takip etmemiz gerekebiliyor bazı durumlarda.
Onun dışında tabii ki bizim neler sistemik hastalıklar, bizim neler önemli bizler için riskli gebelik bakımından. Annenin sistemik hastalıkları demiştik. Bunlar neler? Mesela bir hipertansiyonun olması, bir tiroidle ilgili bir probleminin olması, bir şeker hastalığının olması. Bunların tespit edilmesi bizler için çok önemli. Annenin küçük yaşta olması, yani 18 yaşın altında olması ya da yaşının ileri olması, 35 yaş üzerinde olması. Annenin çok zayıf olması ya da tam tersi çok şişman olması bizler için risk teşkil etmekte her zaman için. Bunun dışında tabii ki bir ilaç kullanımı varsa gebelikte bu önemli. Her türlü ilacı her zaman hekime danışarak mutlaka almamız gerekmekte. Akrabalık bizler için, yani Türkiye için büyük bir sorun olarak karşımıza çıkabiliyor. Çekinik olan bazı hastalıkları ortaya çıkartabiliyor. Onun için akrabalık da çok çok önemli. Tabii ki sigara, alkol tüketimi ya da madde kullanımı risk oluşturmakta her zaman için. Tabii bir tekrarlayan düşük varsa bunlar da bizim için risk. Ya da gebelik eğer tüp bebekse bu da bizim için bir risk faktörü olarak karşımıza çıkabiliyor. Tabii gebelikte görülen bazı hastalıklar var. Bunlar neler? Gebelik şekeri olabiliyor. Gebelikte tansiyon yüksekliği olabiliyor. Gebelik zehirlenmesi dediğimiz preeklampsi olabiliyor. Yine dediğim gibi suyun az olması ya da fazla olması sıkıntı olarak karşımıza çıkabiliyor. Rahim ağzı yetmezliğinden biraz bahsetmiştik. Rahim ağzı yetmezliği de bize erken doğuma sebebiyet verebiliyor. Bu da bizim için bağışıkta mücadele edilmesi alanlar, gereken alanlardan bir tanesi. Erken doğum tehdidi bahsettiğim gibi eğer erken doğum bizim için çok önemli bir problem. Çünkü her 10 gebeden bir tanesi erken doğum tehdidiyle karşı karşıya kalıp erken doğurabiliyor. Tabii bu ne için bizim için önemli? Yeni doğanlar için küvez sıkıntısı oluşturabiliyor. Bunun için de mutlaka bunu öncelikle eğer biliyorsak öncelikle bunun önlenmesi önemli. Eğer bilemiyorsak da daha sonra da bu süreci uzatmamız bizler için büyük önem kazanmakta. Sorunuzu hocam, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum.